Değerli arkadaşlar, merhabalar. Herkese iyi bir gün diliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, saatlerimiz saat 16'yı göstermekte ve saat 16 itibariyle önümüzdeki Türkiye piyasalarının kapanışı adına 2 saatlik süreçte dikkate alabileceğimiz verilerimizde şekillenmiş, grafiksel verilerimizde şekillenmiş durumda. Arkadaşlar, öncelikle dün akşam saatlerinde yani saat 18 civarlarında piyasalarımızın kapandığı anlarda 5.44'ler seviyesinde bulunan dolar TL'nin yine bir önceki gün olduğu gibi net ve sert bir geri çekilme yaşamak suretiyle 5.30'lara yaklaştığını, ardından tekrar 5.40'a yönelik bir atak oluştuktan sonra gece 24 itibariyle yine 5.30'lar yakınlarında bir kapanış olduğunu, 5.34'ler civarında bir kapanış olduğuna tanık olduk. Sevgili arkadaşlar, dün gece sizlere aktarmış olduğum analizimde saat 23.59 dakikasına kadar, 24'e kadar swap faizlerinin %1700'lere ulaşmış olduğu bir ortamda yabancının TL'ye ulaşmaktaki zorluğu ve bu çaresizliği içerisinde satış yapmak şartıyla elindeki TL short pozisyonlarını kapatmak ve diğer taraftan da dolar TL pozisyonlarını, long pozisyonlarını kapatmak eğiliminde olabileceğini, bu sebepten dolayı vaktinin son sürecinde bir anlamda yangından mal kaçırırcasına bu işlemleri yapmak durumunda kalması nedeniyle bu düşük seviyelerin görüldüğünü ama 24'ten sonra yukarı eğilimin tekrardan gözlenebileceğini ifade etmiştim. Arkadaşlar, şurası tam 23.55 ve 5.32 seviyesini görmektesiniz. 23.55 saatine dikkat çekiyorum. 27 Mart tarihi ve 5.32.78. Bir sonraki bara geldiğim zaman ise sadece ve sadece 5 dakika içerisinde yani saatlerin 24'ü göstermesinin hemen ardından 5.42'ye yönelen, ardından da 5.44'lere kadar ulaşan bir hareketlilik, ki 10 kuruşa yakın bir hareketlilik, önemli bir durum. İşte arkadaşlar, bu size bu grafiği sizlere göstermemdeki veya bu dakikalara dikkat çekmemdeki en büyük amaç swap konusuyla ilgili olarak yabancının çaresiz adımlar atmak suretiyle bu dolar TL'deki geri çekilmeye sebebiyet vermiş oldu. Ne oldu arkadaşlar? Gece boyunca 5.40'lar civarında bir seyrin hakim olduğunu, 5.45'in geçilemediğine tanık olduk. Ama sabah saatlerinden itibaren yavaş yavaş bir yukarı eğilim başladı ve en nihayet 5.61.90 seviyesine kadar ulaşıldı. Buna sebep olan durum neydi arkadaşlar? Dün biliyorsunuz Bankalar Birliği tarafından bir açıklama yapılmıştı. Denilmişti ki swap faizlerini artıran biz değiliz. Swap faizlerini Merkez Bankası da artırmıyor. Bu sadece yabancının TL bulabilmek adına olan ısrarı nedeniyle piyasa tarafından oluşmuş olan bir yüksek faiz oranıdır şeklinde bir açıklama yaptı. Bir anlamda suç bizim değildir. Bankalar sermayelerinin sadece %25'i oranında bir dış ülkelere fonlama yapabilme imkanına sahip ama her banka sermayesinin ne miktarını kullanır ne miktarını kullanmaz, buna biz müdahale edemeyiz, karışamayız şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ama bugün arkadaşlar sanki top bankalara atılmıştı, suçlu bankalar gösterilmişti ama bugün Merkez Bankası tarafından bir açıklama yapılmak suretiyle bir anlamda dünkü açıklamayı teyit eder niteliğindeki bir yaklaşım oluşturuldu ve bankaların swap oranı %20'den 30'a çıkarıldı. Bu swap oranı ile o gecelik %1200 bin vesaire şeklindeki faizleri birbirine karıştırmamak gerekiyor. Yurt içi piyasalarda bankalar eğer dövizlerini satmak istemiyor, nakide ulaşmak, TL'ye ulaşabilmek bakımından döviz satmak istemiyorlarsa Merkez Bankası ile döviz TL takasına giriyorlar. Yani değiş tokuş yapıyorlar. Merkez Bankası'na belli bir miktarda döviz veriyor, borçlanma vadesi gelmemiş borçları itibariyle. Bunun karşılığında da belli bir oranda TL almakta. Böylelikle Merkez Bankası dövize olan ihtiyacını karşılamış oluyor. Bankalar ise döviz satmadan TL'ye olan ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle TL sıkışıklığına bir son vermiş oluyorlar. Bu haberin ardından ise dünya piyasalarında, Londra piyasalarında daha doğrusu swap faizlerinin %1200'lerden %30'lara doğru gerilediğini, zira yabancının TL bulma noktasındaki çaresizliğinin sona erdiğini gördük. Ve tabii ki doğal olarak
TL üzerindeki baskı azalmış oldu ve tekrardan 5.60 seviyelerine doğru önemli ve güçlü bir atak oluşmaya başladı. Borsadaki satışlar duruldu ve bir miktar alım gelmeye başladı. Şu anda da borsa kritik seviye olarak sizlere aktarmış olduğum 93.400 direncini zorlamaya çalışıyor. Sevgili arkadaşlar, genel olarak yaşanan bu atakların veyahut da bu gelişmelerin sebebini bu şekilde izah edebiliyoruz. Ayrıca bugün Sayın Cumhurbaşkanı dolarla ilgili olarak yabancının bu şekildeki eğilimlerine engel olmak bakımından bir adım attıklarını ve doları 5.35-5.40'lara doğru geri çektiklerini ifade etmişti. Ama şu anda görmekteyiz ki dolar tekrardan 5.60 seviyelerine ulaştı. Anlaşıldı ki yabancının TL bulmasını engellemek yönünde uygulanan tedbirler yabancı tarafından borsada satış ve tahvillerde satış şeklinde tezahür buluyor ve borsadaki dün 6.000 puana ulaşan satış yabancının bu konuda ne kadar kararlı ve onun da ne kadar sert adımlar atabileceğinin bir göstergesi oldu ve bu tavırdan geri çekilmek veyahut da bu sert uygulamalardan vazgeçilmek zorunda kalındı bir şekilde. Evet, bunun kime zararı oldu, kime faydası oldu, önümüzdeki günlerde bunun faturası bize ne şekilde çıkabilir? Bu konularla ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde dün geceki analizimde bahsetmiştim. Şu anda bu konulara girmeyeceğim ama bu gece aktaracağım dolar TL ile ilgili analizimde seçimlerden önceki son gün olan yarın için ve seçimlerin hemen ardından pazartesi günü için dolarda ne tür hareketlerin olabileceğini, hangi seviyelerin beklenebileceğini ve ne şekilde hareket etmek gerektiğine dair geniş bir analiz aktarmaya çalışacağım. Yarını ve pazartesi gününü dikkate almak, tabii ki ondan sonraki süreci de dikkate almak kaydıyla. Sevgili arkadaşlar, an itibariyle dolar TL'nin 5.58'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ben buradan hemen günlük grafiğim itibariyle sizlere sürekli olarak analizde paylaşmış olduğum şu iki çizginin önemli bir kanal olduğunu, bu kanalın üzerinde iki kapanış gerçekleştiremedik. Ancak bu kanalın aşağısında iki kapanış gerçekleştirmiş olsak dahi gece 24'ten hemen sonra belirtmiş olduğum nedenlere dayalı bir şekilde bu kanalın alt bandı olan 5.42-5.43'ün üzerine çıkılıyor olmasının gereği bir kırılımın yaşanmadığını, dolar TL'deki genel yükseliş trendinin hali hazırda devam etmekte olduğunu vurgulamaya çalışmıştım. Sevgili arkadaşlar, söz konusu bu kanalın üst bandı şu an için 5.58-64 seviyesini göstermekte. Bu seviyenin üzerinde bugün ve yarın kapanış gerçekleşebilir ise artık bu kanalın kırılmış olabileceğini düşünmek kaydıyla 5.80-5.90 bölgesine doğru yeni açılacak kanala yönelik bir hareketlenme ihtimalinin oluşabileceğini söyleyebileceğiz. Sevgili arkadaşlar, haftalık bazda ise yine bildiğimiz bir net bir durum söz konusu. 5.47-5.48 seviyesi önemli bir destek olma özelliğini devam ettiriyor. Ve bu seviyenin üzerinde ise yine 5.88-5.90 seviyesini görmekteyiz. Arkadaşlar, 5.62 seviyesinin dün sizlere aktarmış olduğum analizde önemli olarak üzerinde durulması gereken seviyeler 5.54, 5.57, 5.58 ve ardından da 5.62 olduğunu ifade etmiştim. 5.62 seviyesi arkadaşlar bu grafiğimizde görülmekte olan şu %23.6'yı temsil etmekte olan şu bölgedir. 5.62 daha önce de zorlanmış, aşılamamış ama son 2 haftadır, geçtiğimiz haftada bunun üzerine bir yönelim oldu ama tekrardan aşağısına indiğimiz için bu 5.62 direncinin henüz net bir şekilde aşıldığından bahsedemiyoruz. Bu hafta eğer, yani yarın itibariyle 5.62 üzerinde bir kapanış gerçekleşecek olur ise bu durumda değerli dostlar 2 adet haftalık kapanışın 5.62 üzerinde gerçekleşmiş olması nedeniyle eğilimin yukarı yönlü ve hatta 5.62 seviyesinin önemine şöyle dikkat çekmiştim. 5.62'nin aşılması bir manada dolar TL'nin vites artırabilmesi, daha hızlı yükselişler yaşayabilmesi bakımından çok önemli bir virajdır.
Bu sebeple arkadaşlar 5.62 seviyesine yaklaşımları çok yakından takip etmeliyiz. Bugün itibariyle 5.61.90'ı gördük ama ötesine geçemedik. Niçin? 5.62 önemli bir direnç. O halde 5.62 direncinin geçilip geçilemediği konusu bizim için son derece büyük bir önem taşıyor. Önümüzdeki kalan saatler itibariyle 5.57 seviyesinin üzerinde kalabiliyor olmamız önem taşıyor. 5.57 üzerinde kalabildikçe 5.60-62 bölgesinin tekrar zorlanabilme ihtimali mümkün olabilecektir. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki 2 saatlik süreç için hangi seviyelere dikkat etmeliyiz konusuna gelince yine 5.58 seviyesinin önem taşıdığını görüyoruz. 5.58'in üzerinde kalamazsak 5.55'e, eğer burada da tutulma imkanı söz konusu olmazsa 5.52-50'lere kadar bir geri çekilme olasılığı gündeme gelebilir. Piyasalar kapandıktan sonra dün ve önceki gün olduğu gibi, yani saat 18'den sonra olduğu gibi geri çekilmeler yaşanır mı? Şu an swap faizlerinin normale dönmüş olması ve bankaların TL likidite sağlama konusunda elinin biraz daha rahatlamış olması, bir başka ifadeyle bahanelerinin kalmamış olması açısından bu kez daha farklı hareketlerin olması düşünülebilir. Yani bu illaki olacaktır anlamında söylemiyorum ama saat 18'den sonra dolar TL'de biraz daha yukarı eğilimli bir işlem tablosunun oluşabilme ihtimali dün ve önceki günün tersine mümkün görünebilmekte. Ancak tabii ki buna dışarıdaki yatırımcılar karar vereceklerdir. Sevgili arkadaşlar, 5.58'in üzerinde kalındıkça 5.61.50 seviyesinin bir direnç noktası olduğunu, pivot direnç noktası olduğunu görüyoruz. Bu tablo 2 saatlik bir grafiktir ve önümüzdeki 2 saati dikkate almak kaydıyla önemli takip edilmesi gereken rakamları ifade ediyor. 5.61.50'nin üzerine çıkılır ve burası bir destek haline getirilebilir ise bu kez 5.62 direncinin önemini bir kez daha hatırlatmak kaydıyla bu direncin de aşılması durumunda 5.64.50 ve 5.67.40 seviyelerine doğru hızlı hareketlilikler görülebilir. Değerli dostlar, tekrar tekrar ifade ediyorum ve zannediyorum ki son günlerde yaşamış olduğunuz gelişmeler de bunu size çok net bir şekilde anlatmakta. Ani hareketlerde panik yapmayınız. Ani yükselişlere inanıp da uçuyor kaçıyor şeklinde hemen peşinden koşmak veya ani gerilemelerde de panik yapmak sizleri ciddi şekilde zarara sevk edecektir. Zannediyorum ki son günlerde yaşanan bu önemli düşüşler ve geri çekilmeler sonrasında yine bir şekilde piyasanın belli bir denge oluşturmaya çalıştığını ve dolar TL'deki yukarı eğilim veya yukarı isteğin korunmakta olduğuna tanık oluyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, şu an için söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu gece çok önemli bir aksilik olmaz ise seçimler öncesindeki son işlem günü olan yarın ve seçimlerden sonraki ilk işlem günü olan pazartesi adına nelerin olabileceği, hangi seviyelere dikkat edilmesi gerektiği ve nasıl bir strateji izlenmesinin doğru olabileceği konusunda sizlere şahsi düşünce ve görüşlerimi aktarmaya gayret göstereceğim. Efendim, bundan sonraki saatleriniz güzel geçsin, hoş geçsin, iyi akşamlar diliyorum, hoşça kalınız, görüşünceye kadar.